yeri Türkiye Göstermelik Çevresi 5. dersiyle bugün çalışmalarını sürdürüyor. Bugün konuğumuz Türkiye Göstermelik Çevresi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Alev Fatoş Parsa hocamız olacak. İzninizle ben hocamızın biraz özgeçmişinden söz etmek istiyorum. Sonrasında hocamızı yayınımıza davet edeceğim. Profesör Doktor Alev Fatoş Parsa İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Gençlik yıllarında basketbol oynamış ve Türkiye A Milli Bayan Basketbol Takımı ile Akdeniz oyunlarında hazırlık maçlarına katılmıştır. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Fotoğrafçılık Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1993-96 yılları arasında özel sektörde Hürriyet TV Production'da görüntü yönetmeni ve yönetmen olarak, ardından bir yıl süreyle Kanal D Ana Haber Bülteni'nde İzmir Temsilciliği görevlerinde bulunmuştur. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora çalışmasının ardından 1997 yılında aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema bölümünde akademik yaşamına başlamıştır. Parsa'nın alana ilişkin birçok kitap ve makalesiyle uluslararası sempozyumlarda sunduğu bildirilerinin yanı sıra yönetme olarak yer aldığı pek çok film çalışması da mevcuttur. 2013 yılında profesör unvanı alan Parsa, yönetmenliğin yaptığı Göçmen Kuşlar, Döndüler belgesel filmi ile ulusal ve uluslararası pek çok gösterimde yer almış, finale kalmış ve 3 ödül kazanmıştır. Film ayrıca ulusal ve tematik kanallarda da gösterim almıştır. 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Philadelphia UPenn Üniversitesi, Edinburgh İletişim Fakültesi'nde YÖK bursuyla ziyaretçi öğretim üyesi olarak da çalışmıştır. Ege Üniversitesi'nde 20 seneyi aşkın yürüttüğü belgesel film yapım dersi kapsamında öğrencilerine ürettirdiği belgesel film projeleriyle yurt içi ve dışında birçok festivalden ödül kazanmıştır. 2018 yılından itibaren de Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Mimarlık Fakültesi kurucu dekanı olarak görevde bulunmuştur. İlgi alanı belgesel film yapımı, görsel iletişim ve yeni medyadır. Parsa iki kız annesidir. Şimdi izninizle Sayın Hocamız Profesör Doktor Alev Fatoş Parsa'yı yayınımıza davet ediyorum. Sayın Hocam merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben buradaydım, bekliyordum seni. İyiyim, evet. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim hocam. Bugün mesajlarını görüyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum ben de. Öncelikle evet. Kaan'cığım teşekkür ederim. Türkiye Gösterge Bilim Çevresi olarak güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Başta Doğan Günay hocamız. Evet. Ve siz genç arkadaşlarım. Sizle beraber evet. Olduğum için çok mutluyum. Benim için de ilginç bir deneyim olacak. Çünkü hep yazınsallık üzerine çalışırken bugün görüntü ve sinemaya yönelik bir çalışmada bulunmak benim için bulunmaz bir nimet. Ve sizinle beraber olduğum için çok mutluyum hocam. Bugün 27 Şubat, izninizle ben kısacık bir noktaya değinmek istiyorum. 27 Şubat 1992'de yitirdiğimiz Fransız gösterge bilimci, aslında Litvanyalı, Algirdas Julian Greimas. Onun bugün vefat yıl dönümü. Biz Greimas'ı tabii ki de saygıyla, minnetle anıyoruz. Fakat Türkiye Gösterge Çevresi olarak bu konuda bir vurgumuz olacak. Bunu da izleyenlerimizle paylaşmak istiyoruz. Türkiye Gösterge Çevresi'nin elbette Greimas'a karşı çok büyük bir borcu var. Çünkü gösterge bize kuramsal olarak veren kişidir. Ancak dünya genelindeki, bunu bütün hocalarımız dile getiriyoruz hep beraber, dünya genelinde şöyle bir algı var diyorsunuz. Greimas ilk gösterge bilimcidir şeklinde. Biz bu algının aslında veya bu bilinenin tam olarak doğru olup olmadığını sorguluyoruz. Şöyle elinde bir çalışma var. Bunu göstermek isterim. Tahsin Yücel'in 1965 yılında bitirmiş olduğu doktora tezidir. Bernanos'un İmgesel Evreni adlı ve bir gösterge bilim çalışmasıdır. Claudio Levi-Strauss'u takiben Profesör Doktor Tahsin Yücel doktora tezini tamamlamıştır. Bu tezin önemi Greimas tarafından şu şekilde dile getirilir. Bu bir gösterge bilim çalışmasıdır. Bu tarihsel gerçeklik aslında bize şunu gösteriyor. Gösterge bilimin ilk kitabı olan Yapısal Anlam Bilim
1966 yılında yayınlanmıştır. Bu doktora tezi ise 1965 yılında bitirilmiştir. Hem bu gerçeklik hem de Gramas'ın "bu bir gösterge bilim çalışmasıdır" sözleri aslında Tahsin Yücel'in ilk gösterge bilim uygulayıcısı olduğunu da bizlere göstermektedir. Belki şöyle bir ayrım yapılabilir. Gramas ilk kuramcı, Tahsin Yücel ise ilk uygulayıcıdır şeklinde bir ayrım gözetilebilir belki. Bu konuda da vurgumu yaptıktan sonra hocam, küçükken pazar günleri kalkardım. Bakardım ki babam televizyon başında TRT'yi açmış. İşte her zamanki gibi atlar, silahlar, kovalar. Ve biz de Red Kit'le büyüyen 90 kuşağı olduğumuz için tabii ki hemen koltuklarda başımızı yerimizi alırdık. Şimdi biliyorsunuz 3 senedir de işte zannediyorum Ağustos 2018'den beri TRT bu kuşağı kaldırdı. Pazar günleri kuşak kalktı ama Western filmlerin etkisi tüm dünyada ve bizde de devam etmişti. Buradan girelim. Şöyle bir izlencemiz olsun istiyorum hocam, eğer uygunsa. Önce Western filmin biçimsel anlamda konuşalım. Sonra anlam ve anlamlama ve arkasından prop ve takiben yapısalcılık bağlamında ele alabiliriz. Ben hemen görselimizi açayım. Öncelikle hocam, teşekkür ederim. Evet. Soruyu tamam, size yönlendirerek sözü size bırakıyorum. Tamam. Aldım artık. Western filmlerinin biçimsel görünüşü nasıldır? Bir piramit vardır. Freytag piramidi. Buradan da hareketle evet, dizim ve piramit üzerinden Western filmlerini biçimsel olarak bize anlatır mısınız? Buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Aslında çalışma alanım Western değil, onu söyleyeyim. Yani Western sinemasına ilgi duymuyorum. Ben yapısalcılık, aslında benim de alanım gösterge ve yapı birimlerini ayırmak, yapısalcılıkla ilgi duymaya başladım. Biliyorsun önce Vladimir Prop'la başladık. Prop'tan sonra işte doktora tez zamanımda bir baktım ki aslında Will Wright diye bir adam gerçekten çok mükemmel bir çalışma yapmış. Doktora tezimde onunla karşılaşınca tabii ki Prop'un yaptığı çok değerli. Rus halk masallarını çözümlemiş ama bizim sinema alanında, bizim tabii çalıştığımız alanda da bu böylesine değerli bir çalışmayı görmek benim için çok güzel oldu doktora zamanı ve hemen bunu değerlendirmek istedim. Ve aslında gördüm ki biz çözümleme yaparken, öğrencilerimiz de öyle, Wright'tan çok bir insanın pek de bir farkındalığı yok. Aslında ben bugün Vladimir Prop anlatıldıktan sonra işte Will Wright'ı da anlatalım. Sinema üzerinde de bakın böyle güzel bir yapı birimlerine ayırma, fonksiyonlar, işlevler belirleme yapılmış, 4 döneme ayrılmış diye. Hatta derslerimde de öğrencilerime anlatırım. Ve ondan sonra da derim ki aslında biz de bunu Türk sinemasında böyle bir belki yapısalcı çalışmayı da içinizden inşallah birisi doktora tezinde yapabilir derim. Mesela Yeşilçam filmlerinde uygulanabilir. Yani onu tercih ederek o yapı birimlerini, o fonksiyonları belki oluşturmayı gerçekleştirebiliriz. Buradaki tabii Western filmleri, o yüzden yani çok alanım olmasa da yapısalcılık alanım olduğu için ve Wright'ı söz etmek istediğim için bu gece bu yayını gerçekleştiriyoruz açıkçası. İstersen Freytag Piramidi ile başlayalım. Konuşmaya başlayabiliriz. Hocam. Aslında her zaman bu filmdeki hep söylüyoruz, bir kağıdın ön ve arka yüzü gibi biçim ve içerik birbirinden ayrılamaz. Ama biz bunu yapısalcılıkta, yapı birimlerinde geçici olarak birbirinden ayırıyoruz. Ve ben her zaman söylüyorum aslında anlatı okuma süreçleri, Kranların kitabı. Ben onlardan çok şey öğrendim. Gerçekten yani edebiyat-sinema ilişkisi, sinema-tiyatro ilişkisi, sinemanın çok mükemmel bir sanat olduğunu söyleyebilirim. Yani 7. sanat olarak adlandırılıyor biliyorsunuz. Ve birçok akımdan, sanattan, her yerden besleniyor. O yüzden edebiyattan, bu yazınsal okuma süreçlerinden, Kranlardan ben de çok şey öğrendim. Ama bu Freytag Piramidi gördüğünüz gibi aslında hepimizin bildiği gibi bir öykü anlatma, Aristo'dan beri gelen bir anlatı, klasik anlatı yapısıyla başlıyor. Yani bütün genelde gördüğümüz, bizim o dönemde izlediğimiz filmlerde keza aynı şekilde böyle başlıyorlar. Bir giriş bölümüyle başlıyor ve sonuca doğru ilerlerken kışkırtıcı olay dediğimiz, aslında bu turning point dediğimiz, dönüşüm noktası olarak da adlandırabiliyoruz biz bunu. Filmin başında bir giriş yapıldıktan sonra genelde bir dönüşüm noktasıyla başlar.
O dönüşüm noktasından sonra hep aksiyon yukarı doğru yükselen kriz ve çatışmalarla doruk noktaya kadar ilerler. Doruk nokta artık filmin sonlarına doğru yaklaştığımız zamanlardır. Ve ondan sonra film bir çözülüme gider ve sonuca doğru bazen dorukta da bitebilir. Hep bunu da söylerim, işte Truffaut'un 400 darbe filmi mesela dorukta da tamamlanmıştır. Bunun gibi birçok örnekte görebiliriz. Aynı şekilde aslında gördüğümüz belki edebiyattaki o anlatı yapısından gelen bir yapı anlayışıyla filmlerimiz de böyle ilerliyor. Ama filmler edebiyata ilişkin, yani görüntüyle yazma sanatı bir kere, onu söyleyebilirim. Görsel olarak düşünmek zorundasınız, görsel yaratmak zorundasınız. Ben öğrencilerime hep şunu söylüyorum, giriş ve sonuç aslında en değerli. Filmin başından sonuna en aslında zaman harcamanız, en güzel yapıyı orada kurmanız gerekiyor. Çünkü gövdede olan filmin bütününde, aslında çoğunluğunda, neredeyse 3/2'lik bölümde gövdede olan şeyler aslında çok da aklımızda kalmıyor. Ama o olaylar dizisi, o sekanslar, o sahneler, onların hepsinin dizilimi bize mutlaka bir şeyler anlatıyor. Söylemek istediğim şu ki, anlatı sinemasında her zaman sinemadaki en önemli nosyon görsel, işitsel ve yazılı kodların çözümlenmesi. Kodlar dediğimiz şey nedir aslında? Anlam sistemleridir. Her şey bizim bu anlam sistemlerimize göre yaratılıyor. Yani bu görüntüdeki en ufak bir sahnenin, sekansın seçiminden tutun da, kıyafet kodlarından tutun da, işte mizansenin yaratılmasından tutun da, işitsel kodların oraya bir sessizliğin eklenmesinden tutun da, her şey aslında filmde anlam yaratma sürecine en büyük katkıyı sunacak şekilde bir senaryo yazarları tarafından, yönetmen tarafından çok uzun süreç zaman dilimlerinde oluşturuluyor. Evet. Şimdi hocam, dizi ve dizim, bu göstergenin önemli kavramlarından bir tanesi. Evet. Aslında evet, bizim bugünkü sohbetimiz biraz da Roland Barthes'ten Prop'a doğru giden de bir çalışma olacak. Evet. Oradan Bill Wright'a. Zannediyorum, notumu almıştım, John Fisk diyor ki düz anlam neyin görüntülendiği değil, pardon, düz anlam neyin görüntülendiğidir, yan anlam ise nasıl görüntülendiğidir. Şimdi biz burada dizi, dizim ve görüntüleme açısı, bakış açısı, işte kadrajın nasıl durduğu, pek çok şey, bunları hepsine siz hakimsiniz, bize yabancı kavramlar ama biçim zannediyorum anlamlamayı biraz belirliyor, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Yani dizi ve dizim ilişkisini biz en fazla kurguda da görüyoruz. Onun dışında mesela seçtiğimiz sahnenin düzenlenmesinde de görüyorsunuz. Mesela birçok çekim ölçekleri açısından neden yakın planı seçeceğiz, neden uzak planı seçeceğiz? İşte bunların hepsi dizi-dizim ilişkisinin de içine giriyorlar. Aydınlatmadan neden işte karanlık, loş bir aydınlatma mı seçeceğiz? Yok, hayır, çok daha parlak bir aydınlatma mı seçeceğiz? Bu da bir dizi-dizim ilişkisi. İki görüntü birleşecek, hep öyle söylüyorum, üçüncü bir anlam yaratacaksınız. O zaman iki görüntü birleşip, yani X artı Y eşittir Z olacak. Mesela buna örnek olarak neyi verebiliriz? Ben hep şöyle söylüyorum, mesela bahar dalları gördüğünüz, işte yanında ikinci bir görüntüde gördüğünüz genç kızlar size ne ifade eder? Üçüncü anlamda. Sana sorayım Kaan, karşımda öğrenci olarak. Umudu ifade eder aslında. Yani evet, iki görüntü birleşecek de ve bunu işte çok iyi bir şekilde Rus sinemacıları yapmışlar. Eisenstein, işte Potemkin Zırhlısı'nda keza öyle. Hep iki görüntü birleşip üçüncü bir anlam yaratmanın peşinde koşmuşlar. Biz şimdi istersen yapısalcı çözümlemede, yani Bill Wright neler yapmış, onun üstüne konuşalım. En azından bugün çözümleme örneklerimizi görelim istersen. Kesinlikle. Şimdi şöyle bir soruyla hocam oraya doğru yönelelim mi? Tabii. Şimdi gösterge bilim veya daha öncesinde aslında yapısalcılık her zaman yapıları belirli karşıtlıklar içerisinde yer alır. Evet, doğru. Çünkü anlam karşıtlıklardan, karşıtlıkların ilişkilerinden, bu yapı içerisinde kurulur. Western filmlerinin bize sunduğu karşıtlıklar nelerdir? Buradan isterseniz yapıya doğru bir giriş yapabiliriz. Evet. Bir kere yani Doğu Batı karşıtlığı en fazla gördüğümüz. Vahşi, biliyorsunuz. Vahşi hem doğa hem vahşiler, savanaş dedikleri işte yerliler. Onların karşısında yer alan diğer ırk diyebiliriz bu karşıtlıklara.
Ama en büyük karşıtlıkları, ki onu sonlara sakladım aslında, sonunda anlatacağım birazcık, sen sondan beni başa geçiriyorsun. O yüzden birazcık önce yapı birimleriyle devam edelim istersen seninle. 10. slaytımıza gelirsen, burada mesela güzel bir western, evet 10. slaytımızı görüyorsunuz herhalde. Bu mesela ne konuşuyor sana bu afiş gördüğün? Bu bir film afişi de olabilir, filmden bir sahne olabilir mesela. Kaan, ne düşünebilirsin bununla ilgili? Hocam şimdi burada yan anlam, yani çağrışımlara gittiğimizde ben çalışırken bunu ilk gördüğümde, tabii burada az önceki konuyla da hemen ilişkilendirelim. Tabii ki de bakış açısı ve atların, kişilerin durduğu yerden hareketle zannediyorum öndeki biraz daha tabii ki de küçük görünüyor. Arkadaki biraz daha büyük. Böyle olunca hemen aklıma Don Quixote geldi. Öndeki Sancho Panza, arkadaki işte Don Quixote. Evet. Yine beraber çıkmışlar. Maceralara atılıyorlar. Aslında hep yan anlamın sana metinler arasında burada devreye giriyor. Intertextual dediğimiz şey de. Bunlar senin tabii hep geçmişteki beyninde olan, zihninde olan bilgilerle kurguladığın şeyler. Sözü harekete geçiriyor şu anda bu fotoğraf. Evet, evet, aynen. Çağrışımlar zaten yan anlamın, mitler ve çağrışımlar en büyük özelliği. Sana hemen onu gösteriyor. Ama burada mesela bir gün doğumu mu var, sence gün batımı mı var? Gün batımı olabilir. Red Kit'ten alışık olduğumuz sahneler. Neden gün batımını düşündün mesela? Gün doğumunda maviliğin fazla olması lazım. Gün batımında ise biraz daha kırmızılığın, yani güneşin düştüğü zaman. İşte bak, bunlar hep yan anlamsal kodlar. Ve okumaya başlıyoruz burada gördüğümüz zaman. Peki bunlar nereye doğru gidiyorlar? Bunlar sizden kopya çekmiştim. Batıya doğru gidiyorlar. Batıya doğru gidiyorlar. Aynen. Biz biraz konuşmuştuk seninle öncesinde. Dersime çalıştım. Aynen öyle. Batıya doğru gidiyorlar. Yani işte Western filminin en büyük şeyi West. Yani Batı, modernliğe doğru gidiyorlar aslında. Şimdi devam edelim istersen. Burada hocam şunu da geçmeden size sorsam. Evet. Bir yalnızlık algısı da var mı acaba? Yani kahramanlar yalnızdır gibi. Kahramanlar hep orada yalnız. Evet, sonraki işte 4. dönemlerde falan biraz daha çoklu kahramanlara doğru. Good, bad and ugly var mesela. İyi, kötü ve çirkin. Yani biraz daha bu kahramanlarda artma göreceksin. Ama biz şimdi ilk prototipine bakalım istersen senle. Tamam. Yalnızlık zaten kovboyun, sığır çobanlarının en büyük özelliklerinden biri zaten. Will Wright 1975 yılında aslında bu Six Guns and Society, Altı Patlar ve Toplum çalışmasını Amerikan sinemasının en özgün türünde yapılmış western filmlerini bilimsel bir çalışmayla çözümlemiş ve Amerikan kültürüyle toplum mitini aslında bir araya getirmiş ve ortaya koymuş. Bu yüzden aslında çok özgün bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda 1931-1972 40 yıl süren western filmleri, ki 70'ten sonra da aslında devam edilebilirdi. Onun devamı gelmemiş ama belki mesela bu bir yine test konusu olabilir. Bunun devamını da getirmeye çalışılabilir. Bu filmlerin aslında yapısal değişimlerini belirlemiş. Filmlerle toplum arasındaki görülen değişimleri belirlemiş. Amerikan mitini, western mitini kültürel bir tür olarak ortaya koymuş. Evet. İlk dönem aslında Wright'ın bu western filmlerini 4 döneme indirgiyor ve ilk dönem 4 öykü tipi ortaya çıkarıyor. İlk dönem klasik olaylar dizisi olan westernler. Aslında bizim her pazar sabahı izlediğimiz filmler genelde işte o klasik plot dediğimiz, olaylar dizisi dediğimiz westernlere gönderme yapıyor. İstersen orayı, o slide'ı açalım, gösterelim arkadaşlarımıza da, evet, izleyicilerimize de. Evet, birincisinde bu kahraman 16 tane Will Wright. Burada 16 tane prototip fonksiyon belirliyor. Bunlar da kahraman sosyal bir gruba girer. Kahraman, yani bizim bu yalnız kovboyumuz, kahramanımız, toplum tarafından tanınmaz, yabancıdır. Farklı bir yeteneği olduğu, mesela çabuk silah çekmesi gibi ortaya çıkar. Toplum kahramanla aralarında fark olduğunu anlar ve ona ayrı bir statü verir. Toplum kahramanı tam olarak kabul etmez. Toplum ile kötüler arasında çıkar çatışmaları vardır. Kötüler toplumdan güçlüdür, toplum zayıftır. Bu güçlü ve zayıf western filmlerin aslında en büyük tezatlıklarından, az önce de sormuştun ya, mutlaka var olan zıtlığı mutlaka var. Kötüler hep daha güçlü gibi görünse de aslında tabii ki sonunda hep kazanan iyiler oluyor. Kötüler toplumu tehdit ederler. Kahraman önce çatışmaya karışmak istemez.
Kötüler kahramanın arkadaşını tehdit ederler. Kahraman kötülerle dövüşür, kötüleri yener. Artık toplum güvendedir, toplum kahramanı kabul eder ve kahraman özel statüsünü kaybeder ya da kendi durumundan vazgeçer. İşte bu bizim aslında ilk dönem dediğimiz, en çok da gördüğümüz fonksiyonları, yani Proop'un belirlediği gibi fonksiyonları Wheelwright'da bu şekilde yapmış. Daha sonra ikinci intikam dönüşümlü westernler geliyor. Bu intikam dönüşümü olarak adlandırılan bu tür westernler de yine klasik yapıya benziyorlar. Filmin başında kötüler kahraman ya da topluma zarar veriyorlar. Bu tür kahraman kötülerden intikam almasını konu ediniyor. O yüzden intikam dönüşümlü olarak adlandırılıyorlar. Ve kahraman topluma yine kabul ediliyorlar. Fakat aslında istersen senin bu konuda sormak istediğin var mıydı? Söylemek istediklerin? Ben şöyle yapalım. Var. Proop'la birkaç benzerlik buldum bu işlevler sırasında. Dilerseniz bu dördünü bir görelim. Sonrasında bire dönmemiz gerekebilir. Tamam. Sonra diğer üçüncü aslında tür olan tema geçişli westernler. Western film türü biliyorsunuz bu klasik çerçevesi içinde kalarak anlatının görüntülerini anlamlı bir biçimde yeniden örgütlenmesini sunuyor ve tümüyle klasik yapının dışında anlatılabilecek yeni anlamlar yaratmaktadır. Temanın bu geçişi birçok yönden klasik olay örgüsünün tersine çevrilmesidir. Başlangıçta kahraman toplum içindedir, filmin sonunda toplum dışında kalır. Kahraman hala sıra dışı gücüne ve özel statüsüne sahiptir. Ancak klasik öyküdeki zayıf ve etkisiz toplum artık kahramandan ya da kötülerden daha güçlü biçimde örgütlenmiş bir toplumdur. Kahraman toplum için kötülerle kavgaya, zorlanma yerine klasik öyküde kötülerin belirlediği topluma karşı mücadele vermeye zorlanmaktadır. Sonuçta kahramanın sevdiği kadın artık onu çaresiz bir biçimde toplumla barıştırmaya hizmet etmez. Onun yerine kahramanın kavgasına ve onun toplumdan ayrılışına katılarak aslında o da ayrılıyor. Tema geçişli westernler yapısal çözümleme sağlamazlar çünkü bu filmler üç türden de izler taşırlar. Ancak Wright bu türdeki filmlerin tam anlamıyla diğer alt başlıklara dahil edilemeyeceğini de belirtir. Diğer profesyonel olay örgüsü, aslında bu Bonnie and Clyde'la bir nevi kapanıyor Will Wright'ın hazırladığı bu ayrımda. Profesyonel türde kahramanlar bir gruptan oluşuyorlar. Yani artık daha çokluya geçiyoruz senin de bahsettiğin gibi. Ve bu grup profesyonel savaşçıdır, silahşördürler. Ortada birden fazla kahraman bulunur ve bunlar maceraya bir iş üstlenerek atılırlar. Bu macerada kasabayı tehdit eden kötüler grubudur aslında. Kasabalılar kendilerini savunamadıkları için profesyonel gruba başvururlar. Yani artık onlar için ortada bir iş teklifi vardır ve temel amaç maddi kazançtır. Bonnie and Clyde'da filmi bu tipe son örnek olarak verilebilir. Kötüler, caniler, prensip sahibi ancak toplum dışı tipler olarak gösterilirler. Evet, buradaki fonksiyonları da Wright vermiş aslında. İstersen onu da biraz bahsedebiliriz. Burada kahramanlar profesyoneldir. Artık para karşılığı bir işi yaparlar. Kötüler çok çok güçlüdür. Toplum etkisiz, güçsüz ve kendini savunmaktan çok uzaktır. Kahramanlar üstlendikleri işin gereği çatışırlar. Kahramanların hepsinin özel beceri ve statüleri vardır. Kahramanlar bu iş gereği grup oluşturmuşlardır. Kahramanlar birbirlerine sadık, şefkatli ve sevgi doludurlar. Kahramanlar grup olarak toplumdan bağımsızdırlar. Kötülerle dövüşürler, kötüleri yenerler, kahramanlar kötüleri yenerler. Ya birlikte kalırlar ya da birlikte ölürler. Aslında şöyle bir şey var, bu Bonnie and Clyde'da da. Buradaki son dönem western filmlerinde kahramanlar biraz topluma böyle sevimli, pozitif gösteriliyorlar. Ama sonunda ya ölmek zorundalar ya cezalandırılmak zorundalar. Çünkü insanlar sinemadan, koltuklarından rahatsız kalkamazlar. Yani her şeyi işte kötü olarak yaptı ve sonra da gidip de işte kaçıp da güzel bir şekilde hayatı yaşamadı. Yaşamaması lazım. O yüzden doğru olan neyse işte ceza alması ya da şeyse insanlar bunu arzu ediyorlar. Filmden kalkarken bu sonucu görmeyi istiyorlar. Hocam hemen burada şunu sorabilir miyim? Evet. Kahramanlarda bir değişiklik mi var? Yani birinci dönemden dördüncü döneme. Çok ciddi bir değişiklik var. Olumlu tipi doğru mu gidiyor acaba sürekli olarak? Olumlu mu dedin pardon? Evet, olumlu. Olumsuz görünüşten olumlu. Daha sevimli gösteriliyorlar. Aslında kahramanlar mesela ilk
tip westernlerde daha ciddiler. Evet. Daha şeyken işte son döneme doğru daha samimi, daha sıcak bir görüntüye bürünüyorlar. Aslında yani birinci dönem filmlerde kabul sorunu da yaşıyorlar değil mi? Toplum hemen kabul etmiyor. Kesinlikle öyle. Önce kendini kanıtlaması lazım. Ya bir olaya gönderen var, yani eyleten diyebiliyorsun, bunu biliyoruz biz. Ya olaya gönderen var ya da bazen kendisi kahraman, bu görevi kendisi üstlenebiliyor. Ama eğer ki yeterliliği yoksa, mesela iyi silah çekemiyorsa, ne yapıyor? Bu sefer çalışmaya başlıyor. Bu konuda kendini geliştirmeye başlıyor. İyi silah çekme antrenmanları yapıyor. Yoksa çünkü kahramanımız kahraman olamaz, değil mi? Mutlaka vurulabilir. Mesela bu Rocky filminde de böyleydi. Rocky işte Rus, bu biliyorsun Soğuk Savaş dönemiydi. Dünyanın iki kutuplu olduğu düzen zamanında işte Rocky filmleri çok popüler oldu. Aslında 1 ve 2, 3 gibi giden filmlerden genelde böyle çok hoşlanılmaz. Yani biraz daha iş tabanlı, biraz daha ekonomik tabanlı olduğu düşünülür. O yüzden aslında ne yapıyordu Rocky? İşte dağlarda çalışıyor sürekli, o yeterliliği, yani o şeyi kazanmak için, onu yenmek için, karşısındaki düşmanı yenmek için çok ciddi bir çalışma içine giriyorlar. Bunu da aslında filmlerde izletiyorlar, görüyorlar. Yani hiçbir zaman başarı çalışmadan gelmiyor aslında. Şans diye bir şey yok. Onu da veriyorlar. Evet. Bu şeyler tabii konumuzun birebir bağlantısı değil ama bu Amerika ve Rusya arasındaki Soğuk Evet. Savaş dönemi filmler üzerinden çok fazla gitti. Tabii. Bu... Yani filmler çünkü aslında dönemini, dönemin bütün kültürel, sosyal, felsefi yapısı, yani her şeyini taşırlar, ekonomisini taşırlar. O dönemin bütün değerlerini yansıtırlar. Yani biz işte 1970 dönemi filmlerini oturup incelediğimizde aslında o dönemki işte Amerika'yı görüyoruz. Ya da o dönemki yaşanan şeyleri görüyoruz. Yani bütün sanat eserlerinde aslında bunları, bu çıktıları görebiliyoruz. Siz bunları edebiyatta da görüyorsunuz, değil mi? Tabii tabii. Yani ben şunu da mesela dahil edecektim. Boks filmleri nedir? Rocky gibi. Burada fiziksel güç. Ve orada diyelim ki Amerikan boksör yendiğinde fiziksel gücü artık o egemenliğini ortaya koymuş oluyor. Bunun Tabii. Bir diğer bilişsel zeka olarak göstergesi ise satranç filmleri. Genellikle evet. Rusya zaten tarihinde gerçekten çok ciddi satranç oyuncuları yetiştirmiş. Fakat Evet. Amerika'da da Bobby Fischer gibi önemli bir isim var. Bu tür soğuk savaş dönemlerinde Amerika'nın entelektüel gelişimini vurgulamak güçlü olduğunu göstermek için Bobby Fischer'ın çokça desteklendiği ve sırf onun Rusya'ya yenmesi için de oldukça ciddi çalışmalarda bulunduğunu biliyoruz ve bu da film olarak zaten çekilmişti. Evet. Zaten Hollywood sineması, şimdi aslında sana sorayım ben, Western filmleri neden mesela ünlüydü ya da neden işte çok izlendi? Neden herkes Western filmlerini çok sevdi? Yani dönemini düşün. Ya hocam, kişisel kanaatim şu aslında. Yani Western filmini hayran olmak veya çok sevmek, bu duygusal bir açıklama olacak ama yanlıştır. Neden? Bunu kesinlikle yani bilim olarak düşünmeyin, ben duygusal olarak konuşuyorum. Neden? Çünkü kovboylar veya işte orada bizim kahramanlar iyi insanlar değildir. Onlar kötü bir ideolojinin temsilcisidirler. İşte oradaki Kızılderililere karşı olan tutumdan alındı. Onlar sonra geldi. Evet, ama işte böyle de bir gerçek var. Tabii fakat ki. Ne yazık ki biz filmlerin o kurgusal gerçekliği içinde kahramana bir hayranlık besliyoruz. Sempati duyuyoruz. Yani ve bir düşman yaratılıyor zaten, biliyorsunuz. Yani masumdan sanki bir düşman yaratılıyor gibi. O yerliler, halbuki ana vatanı, yani Amerika'nın yerlileri, oranın toprağının sahipleri. Ama maalesef orada öteki durumuna, alien dedikleri işte yabancı durumuna düşürüldüler. Hatta yani yaratık anlamına da gelir alien. Maalesef öyle. Hocam hemen kendi karşılığına özünü... bir düşman olarak geldi. Şimdi herhalde sorular da geliyor. Herkese bağlamdan kopmamak için hemen sorayım. Western filmler Amerikan tarihinin tanıtımı olabilir mi diye soruyor Kerem hocamız. Amerikan toplumunun övgüsü, sistemi, yeni dünya gibi. Evet, Kerem hocam. Doğru. Empoze de söz konusu. Yıllarca empoze edildik zaten Hollywood filmlerinde. Hala da devam ediyoruz.
Evet, devam ediyor. Hollywood, ben hep şunu anlatıyorum. Aslında American Way of Life dediğimiz, yani Amerikan yaşam tarzı standardını müthiş derecede pompalayan bir sinemadır. Yani ve bunun çok bilincindedir. Aslında bunu sinema tarihine dönüp baktığımızda Ruslar, Almanlar, herkes farkında olmuş. Herkes bunu son derece güzel propaganda amaçlı vesaire, Hitler'den tutun biliyorsunuz İradenin Zaferi filmiyle herkes bunu kullanmış. Biz biraz daha geç kalmışız. Ben hep onu söylerim. Yani aslında işte baktığınız zaman Yahudi soykırımını anlatmaya da her sene en güzel yönetmene en yüksek bütçeleri verirler ve en büyük soykırım filmini her yıl çektirirler. Çünkü hafızalarda ve leplerde kalmasını isterler. Ama neden o zaman Westernler, Hollywood sineması ünlü oldu? Çünkü dünyada sinema sektörü çok gelişmiş değildi. Sinema çok pahalı bir sanattır. Gerçekten çok büyük işte 35 milimetre kameralar, diğer altyapısı o zamanki dönemden bahsediyorum. Yani bizim ülkemizde işte gördüğümüz filmler çok hepsi birbirinin biraz bir nevi taklitiydi. Yani biz aslında sinemayı biraz oradan devşirdik, öğrendik. Şimdi işte baktığınızda son 40 yıldır, 50 yıldır Türk sinemasından, güzel bir sinemadan bahsedebiliyoruz. Sanat filmlerinden, kendine özgün filmlerinden bahsedebiliyoruz. Keza mesela İran sineması öyle. Ama önce Hollywood vardı. Ve Hollywood sürekli dışarıya hepimize işte bunu Western'le, American Way of Life, Amerikan yaşam stilini pompaladığı bu tarzı hepimize bunu izleyerek büyüdük hepimiz. Mesela Amerikan evleri nasıldır deyince hemen iki katlı, bahçeli, güzel bahçesi olan, işte içinde bayrağı olan, çiçekleri olan, bahçesinde köpekler olan hepimizin aklına böyle güzel bir imge gelir. İşte bu sağlayan, bu imgeyi sağlayan Hollywood sinemasıdır. Ve Hollywood filmlerinde mutlaka bayrağı görürsünüz. Mutlaka o bayrak imgesini geçirirler kendi ülkelerinde. Ama ben onu diyorum. Aslında ben Amerika'ya gittiğim zaman ki böyle çok genç yaşlarımda gittiğim, 20'li yaşlarımdaydım. Hani geldim çok yeşil, böyle ot ve otoban demiştim. Yani hakikaten otobanların işte Kaan'la da konuştuk. Neden otobanlar var mesela? Tamamen bireysel yaşamın en büyük göstergesidir otobanlar. Herkesin arabası vardır. Herkes işine arabasını o otoyolları kullanarak, çok uzak mesafeleri kullanarak giderler gelirler. Toplu taşıma diye bir şey yoktur. Yani tamamen işte o bireysel, liberal yaşam tarzını, kapitalist yaşam tarzının en büyük göstergesi olarak görebilirsiniz. Ama çok yeşil bir ülke gerçekten. Hani ot dediğim oydu. Çok etkileyici derecede yeşili, doğası, güzel bir doğası olan bir ülke. Ve yine keza böyle yaşam stilini filmlerinden görürüz. Peki hocam, şimdi dört dönem var. Yani prop'a baktığımızda birazdan o benzerliklerden zaten çok fazla benzerlik göremedim ama kayda değer birkaç madde vardı. Oraya gelmeden önce şunu sorayım. Dört dönem üzerinden bahsediyor Wright. Evet. Demek ki bazı değişiklik... Üç dönem birbirine çok yakın. Birbirine evet. Çok benziyor. Ama yine de ince nüans ayrılıklarını fark edebilmiş mesela Wright. Ve o ilk üç dönemi bizim aslında gösterge bilim çözümlemeleri kitabı varsa, yani burada izleyen arkadaşlarımız varsa orada bunları bilgilerini görebilirler. Yine aynı şekilde Türkiye Gösterge Bilim Çevresi'nin web sayfasında da paylaştık. Ben bunu hemen... Kitabınızı isterseniz bahsedelim. Seyide Parsa, Alev Parsa'nın kitabından bahsediyoruz. Evet, gösterge bilim çözümlemeleri. Evet, dört baskı yaptık. İnşallah ben bu sene artık onu yenileyeceğim. Evet, baskısı yok diye de ben buradan size... Nadir kitap da valla 150 liradan gidiyor. Evet, ama yok, almayın, ben onu inşallah yenileyeceğiz. Güzel, anneme de teklif ettim ama annem artık yoruldu gerçekten. İnşallah ben onu üstlenerek bu sene güzel yapacağız. İlk üçü aslında birbirine çok benziyor ve birbirini tamamlayıcı filmlerden oluşuyor. Ama profesyonel olay örgüsü artık farklılaşıyor. Yani son dönem. İşte toplumu biçimlendiren toplumsal kurumlar ve kültür aslında yıllar sonrasında değişime uğruyor. Yani liberal ekonominin, kapitalizmin, ben buna şey diyorum, aslında çok vahşi kapitalizm yaşanıyor. Amerika'da da öyle. Yani inanılmaz saatler çalışıyorlar ve inanılmaz gerçekten bir döngü içinde çalışıyorlar. Ve o yaşamı aslında filmlerde aynı şekilde görebiliyorsunuz. Mesela bu son dönem Hollywood filmlerinde mesela kadınların çok fazla egemenliğinin, gücünün, çünkü Amerika'da şu anda öyle gerçekten, yasalar öyle keza, onların gücünün çok fazla ön plana geçtiğini görüyorsunuz.
Yani filmlerde biz bunların hepsini düz anlamda, yan anlamda okuyoruz. Yani artık son böyle o westernlerde kahramanlar bu işi artık ücret karşılığında yapıyorlar. Yani bu işten para kazanıyorlar. Bu artık bir iş haline dönüşüyor. Ki bakın mesela şimdi çok vahim bir şey yaşandı. Lady Gaga'nın köpekleri çalındı biliyorsunuz. Belki çalan Lady Gaga'nın olduğunu da bilmiyordu. Anında Lady Gaga 500 bin dolar şey koydu, ödül koydu. Ya bence korkunç bir şey. Orada bir insan ölüyor aslında. Onun bakıcısı. Yani göğsünden vuruldu. Evet tabii ki onun içinde üzgündür, şeydir ama bence bu çok vahim bir şey. Yani hemen bu işi işte Amerika'da aslında her şey böyle çözümleniyor. Parayla. Yani bu ekonomi, bu sistem ne derseniz deyin bu şekilde işliyor. Bence yani bu bile bir gösterge aslında o ülkeyle ilgili okuyabileceğimiz. Hocam şöyle hemen kısa bir toparlayıcı konuşmayla yeni bir soruya zemin hazırlamak istiyorum. Şimdi zannediyorum şuraya geldik. Western filmleri dünya ünlü olmuştur. Çünkü Amerikan ekonomisi güçlüydü. Pek çok işte alete, edevata onlar sahipti. Bu da büyük bir hegemonya yarattı. Hala da aslında böyledir. Yani pek çok Amerikan yönetmen veya Amerikan filmimiz izleriz. Hatta bir sorum da birazdan şu olacaktı. Amerika Vietnam'a girmiştir. Haksız yere de girmiştir. Orada pek çok artık nasıl söyleyelim? İnsanlık suçu da işlenmiştir. İnsanlık suçu da işlenmiştir ama üzerine yani biz bir ya yani onlar çok politik olaylar bizim. Şunu söyleyeceğim hocam. 100 tane film çeker oradan. 100 tane film çeker. Ve o konuyu bitiremez. Her seferinde yeni bir film çıkar oradan. Ama ben şunu hep merak ederim. Bizim gerçekten de gerek coğrafyamızdan dolayı gerekse tarihimizin büyüklüğünden dolayı çok fazla filmleri konu alabilecek aslında malzememiz var. Fakat bunu siz bu alandan bir hoca olarak yeterli görüyor musunuz? Yani bizim sinemamızda acaba tarih işleme bakımından bir eksiklik duyuyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Özellikle Kurtuluş Savaşları olabilir. Cumhuriyet dönemini yeterince ele aldık mı mesela? Ya bence tabii ki alamadık. Alamıyoruz da. Biz neden biliyor musun? Ne eksik acaba? Onu merak ediyorum. Şunu söyleyeyim. Biz okumayı sevmeyen bir kültürüz. Ben hep bunu söylüyorum. Yani bizim en büyük kaybımız burada başlıyor. Aslında mesela dönüp baktığınızda Avrupa'ya, Amerika'ya okuma kültürü iyi bir şekilde geliyor. Yani insanı gelir biz... Yani gerçekten hani evet belki kitap satışları şunlar bunlar artıyor falan ama biz okumayı seven pek bir kültür gibi görmüyorum. Yani bizim eksiğimiz biraz buradan geliyor. O yüzden de yani okuduktan sonra tabii senaryo bir kere film için yazmak çok ayrı bir şey. Yani kitaba benzemez. Kitabı alıp senaryoya çevirmek yeniden yazmak aslında. Hı hı. Mesela Zülfü Livaneli'nin Mutluluk filmi ve Mutluluk kitabı biliyorsunuz. Zülfü Livaneli dedi ki yani ben dedi orada filmin nasıl çekileceğine karışmayacağım. Yani senaryoya karışmayacağım. O zaman işte senaryo yazarları aslında romana göre, edebiyata göre biraz filmi değiştirdiler. Çünkü filmin dinamikleri farklı. İzleyici için o anlamlandırmayı gerçekleştirmek gerçekten farklı. O yüzden de bence biraz eksiklik buradan da kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani yönetmenlerimizin aslında biraz okuma sıkıntısı mı var? Biraz oraya mı gidiyor? Yönetmenlerin okuma sıkıntısı yok. Yani yönetmenlerin okuma yani iyi yönetmenler, çok da güzel yönetmenlerimiz var. Ben çok da beğeniyorum. Yani Türk sinemasında da çok takip ediyorum ama genel geçer olarak hani belki tarihsel sürece ilişkin yapılan filmler mesela Ayla filmi yapıldı ya da işte Naim'in filmi yapıldı. Yani çok yakın tarihin şeyleri yapıldı ama yani çok daha geçmişte yaşanan yapılabilecek çok güzel tarihsel başarılarımız, öykülerimiz, hikayelerimiz var. Yani onları filme yapılmaması nedendir? Ben de onu anlamış değilim yani. Belki çünkü biraz pahalı da bir süreç. Ekonomik altyapı da var. O da olabilir. Ondan da kaynaklanabilir. Naim Süleymanoğlu'nu hepimiz ismen biliyorduk. O dönemi yaşamış insanlar çok daha yakından tanıyordur ama en azından 90 sonrası kuşak, işte ben yaşlıktır, benden daha geç olanlar. Evet. İsmen veya belki de hiç bilmiyorlar. Fakat o filmle beraber o dönem en azından kurgusal gerçeklik içinde olsak bile bilgilendik, etkilendik ve bir şeyler öğrendik ve ben bu tür filmin olması gerektiğini düşünüyorum, savunuyorum. O yüzden sordum.
Şu da önemli Kaan. Ben her zaman söylüyorum. Aslında biz biraz kolaycılığa kaçıyoruz. Yani her şeyi filmlerden, dizilerden öğrenmeye çalışıyoruz. Ama öyle Nasıl? değil. Yani Ne dizilerin varken işte film var deme kültürü. olmaz. Yani dizilerin kendi dinamiği farklıdır. Ben her zaman tez, antitez, eşittir, sentez. Evet. Yani siz her yönünü okuyacaksınız. Kendi sentezinizi o tez ve antitezlere bakarak oluşturmalısınız. Yani bu ne olursa olsun öyle. İnsan zaten kendisi bir özne. Nesnellik diye bir şey yok. Yani herkesin bu benim beynimden, yaşadığım kültürden, sınıftan, toplumsal değerlerden, her şeyden süzülerek geliyor o filmler. O yüzden bazen geçen gün hatta bir yazı okudum. Çok da ilginç geldi bana. Yani aydınlatma bile beyaz ırka göre yapılmıştır diyor. Yani filmlerdeki aydınlatma ışık aslında çok doğru. Beyaz ırka göre yapıldı. Yani o siyah ırk ya da kırmızı ırk, sarı ırk, yani onlara göre yani aydınlatmadır değil aslında. Çok doğru. Ben Amerika'ya gittiğimde mesela o siyah ırka yönelik makyaj malzemelerini gördüğümde şaşırmıştım. Çünkü bizim ülkemizde böyle bir şey yoktu yani. Makyaj malzemesi makyaj malzemesidir sanıyordum. Halbuki O bir şey gösteriyor, değil mi? siyahların kullandığı ürünler bizim kullandıklarımızdan tamamen farklı. Aslında biz yani beyazlar olarak çok ırkçı yaklaşımlar yapmışız. Yani işte bugün hani bazen derim ya hani o kadar alışmıştır ki Anadolu insanı mesela doktor hanım demez de doktor bey onun ağzına yapışır gibi onun gibi. Yani bazı mesleklere kadın işte Evet, evet. vali kadın olduğu zaman aslında kadınlar tabii temsiliyet olarak da çok az yer alıyor biliyorsun her konuda. O konuda da ayrı bir şeyim var. Arttırmak gerekiyor hocam işte yani sadece ben şu hazır bir konu buraya da gelmişken. Sevmeyen biraz çünkü ben hep şöyle diyorum yani önce söz vardı biliyorsun sözlü anlatım sonra keza işte görüntü devreye girdi sonra ikinci sözlü kültür çağı girdi biliyorsun televizyonla televizyon bizi biraz okumaktan uzaklaştırdı yani o 70'lerden sonra o yayıncılık anlayışı akşamları işte her şeyi televizyonlarda izlemek yani her şeyin farklı bir yapısı var ama bu inan daha da katlanarak gidecek yani özellikle şimdi mesela her şey çok daha hızlı, çok daha kısa. Yani bu sosyal medya, yeni medya, her şeyin işte herkesin kafası bak bunun içinde. Sen de onun içine girmek zorundasın. Kesinlikle. Girmediğin zaman oyunun dışında kalıyor gibisin. Ama aslında bunlar analitik düşünmeyi, her şeyi engelliyor baktığın zaman. Yani Hocam bir iki izleyici evet, devam edebilirim. Ben de sorusuyla daha aslında slaytlarımın devamında var. daha devam ediyoruz. Katılımımız gayet güzel. Sıkmıyorsak biz de devam etmek isteriz. Hocam, bağlam içerisinde düşünürsek, bu filmlerde katiller kahramanlaştırılmıyor mu? Aslında bize iyi diye gösteren kişiler kelle avcıları değil mi diye sormuş izleyicimiz kasabadan esinti. Kasabadan esinti. Evet, katiller kahramanlaştırılmıyor mu? Yani kahraman Kovboylar katil midir hocam? efendim? Kovboylar katil midir? Tabii Veya insan? öldürüyorlar. Aynen öldürüyorlar, öldürmüyorlar mı hepsi sonunda? Kesinlikle. Kötüleri öldürüyorlar. Yani insanlar işte zaten bu bahsedeceğim de dört temel karşıtlık aslında toplum içi ve toplum dışı olmak, iyi ve kötü olmak, güçlü ve zayıf olmak, uygarlık ve yabanilik aslında. En fazla kullandıkları bu. Tabii ki bir şekilde katil de oluyorlar. En sonunda öldürüyorlar. Yani hiçbir zaman hiçbir çözüm aslında şiddete ya da en büyük insanın hayatını öldürmeye kastedecek kadar olmamalıdır kesinlikle Tabii ki. ama maalesef aynen böyle de oluyor. Evet. Hocam Sonunda önerdiğim kahramanlar aslında şöyle oluyor. Yani onu söyleyecektim. Ya toplum içinde eriyorlar. Yani önce bir hani o kahramanlık nosyonunu alıyorlar, ilerliyorlar işte kötülerden temizledikten sonra ya toplum dışında işte sevdiği kızla, sevdiği kadınla birlikte yaşıyorlar ya da işte toplum içinde onlar da eriyerek yaşamlarını sürdürüyorlar. hocam son dönem Amerikan filmlerinde şunu da görüyoruz. Zamanında ülkesi için özellikle işte anlatılan senaryo şudur. Irak'ta savaşmıştır. Savaştan zarar da görmüştür. Emekliliğe sevk edilmiş ama arkasından bir bakıyorsunuz ki işte bir banka soygununa girişiyor. Bu kez devletine karşı çıkmaya başlıyor. Farklı bir tepki geliştiriyor. Öyle değil mi? Yani burada farklı bir psikoloji var aslında.
Bence savaş ayrı bir zorluk zaten Kaan. Yani öyle düşünmek lazım. Şimdi Vietnam sendromu oldu biliyorsun. Hepsi Vietnam'dan döndükten sonra. Çünkü Vietnam'da niye başarısızlığa uğradılar? Bilmedikleri bir coğrafya. Yani Vietnam'ın coğrafik yapısı, arazi yapısı inanılmaz zor bir yapı. Yani o coğrafyada yaşamazsanız kolay kolay o savaşı da yapamazsınız. Yani onların hani benim de çok bildiğim alanlarda değil ama döndükten sonraki zaten biliyorsunuz yapılan filmlerde o sendrom üzerine yine keza işte Irak'ta da biliyorsun embedded journalism diye bir şey çıktı aslında. İçine gömülü gazetecilik diye adlandırılıyor. Yani orduyla beraber gazeteciler gezdiler Irak Savaşı'nda. Yani ordunun izin verdiği, ordunun istediği şeyi biliyorsun çekebildiler Amerikalı gazeteciler. Ama ne oldu? Karşılarına El Cezire televizyonu çıktı. Yani her şey alternatifini yaratır. Ve hemen o El Cezire televizyonunda aslında biz savaşta ne bileyim orada yaşananları, o dönem Irak Savaşı'nda yaşananları o kanaldan gördük. İnanılmaz derecede El Cezire ufacık bir kanalken inanılmaz bir büyüme gösterdi. Şimdi nereden seyrediyoruz? İşte WhatsApp bile haber şey gibi oldu ya da işte Herkes haberci şu anda. yurttaşlar bir gazeteci gibi oldular. Bağımsız gazetecilik oldu. İşte bakıyorsunuz hani bazı sitelerden hemen anlık izleyebiliyoruz İzmir'de ne oldu gibi, kentimizde ne oldu gibi. Artık yani haberciliğin de şekli, şeyi, şemali değişiyor. Ama öykü anlatmak hiç bitmeyecek. Ve o zıtlık, o anlatı yapısı hiç bitmeyecek. Yani öykü anlatma, sinema, film her zaman devam edecek. Diziler her zaman devam edecek. Sadece biraz form değiştiriyorlar, kabuk değiştiriyorlar. Yapı aynı kalıyor ki Ömer Bey'in de sorusu bu. Türk Evet. sinemasında da Amerikan Western ve Cowboy filmlerine öykünen hatta aynı olan filmleri biliyoruz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz diye sormuş. Evet. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir dönem Yapıldı çünkü çünkü Westernler de var. Hatta bu konuda bir makale çalışması da var. Ben de yani Will Wright araştırdığım zaman da Şükrü Sim hocamızın bir öğrencisiyle sanıyorum yaptığı bir çalışma var. Türk Western üzerine bu çözümleme uygulanmış. Tabii ki var. Yani kovboy filmlerine çok öykündüler. Hala da öyle. Dünyanın her yerinde bu öykünme de devam eder mutlaka. hocam, Western filmleri devam ediyor mu? Devam ediyor mu? Bilmiyorum gerçekten ben de onu. Yani sanki aksiyona devretmiş yerine işte bir şehrin içinde geçen macera filmlerine dönmüş gibi. Yani Western çekiliyor mudur? Bilmiyorum. Çekiliyor da olabilir. Kovboy Olabilir kültürü de sona erdi değil mi? Yani kovboy kültürü. yani. Kovboy kültürü sona ermez. O Yani kültür mutlaka devam eder. bir O folk kültürü. Yani bizim aslında nasıl köylümüz şeyse onların köylüsü aslında o. Evet. Boylar hani bir nevi folk kültürleri onların Texas işte o yerli yaşam şeyleri onların devam eder tabii ki. Yani filmlerini de yaparlarsa yine mutlaka şey yapılacaktır yani izlenecektir diye düşünüyorum. Aslında Western filmlerinde yani bu yapısalcı yaklaşımı Wright uyguladığında yani Batı imgesini Amerikan toplumu için umudun, özgürlüğün simgesi haline geliyor. Yani Western demek yani Batıya gitmek aslında umudun ve özgürlüğün simgesi ve modernliğin bir nevi aslında simgesi anlamına geliyor. Yani yerliler hep kötü gösteriliyor biliyorsun. Evet. Maalesef hani Hep bir düşman. düşman, evet. Ama onlar tabii çok yıllar sonra yani 10-10 belki 15 sene sonra hani o yerlilerin aslında onların toprakları öyle denmeye başladı. Onlar topraklarını koruyorlar. Ama tabii bu algı hepimize yerliler kötüdür algısı yerleştirildi. O filmler aracılığıyla yerleştirildi. Yani burada şunu söylemek lazım hocam. Ben de konuşmalarımda hep aslında bugün onu vurguluyorum. Bunlar hep bir kurgudur. Kurgu sonuçta bir kişinin o senarist olabilir, o yazar olabilir, şair olabilir. Onun bakış açısı, onun tözünden çıkan bir üretimdir. O yüzden biz bir filmden hareketle o kurgusal gerçekliği kendi gerçekliğimiz olarak kabul edersek aslında çok büyük bir yanılgıya düşmüş oluyoruz. Ama Orada bir işte katarsis sunulan sadece bir dediğimiz şey bu, özdeşleşiyor karakterle. evet. O katarsise ulaşmak, özdeşleşmek insanı ne yapar? Rahatlatır. Ne der biliyor musun izleyici? Ya bu aslında
bu yaşanan kötü olaylar, çünkü o da olumsuzluklar yaşıyor hayatında. Bu sadece benim başıma gelmiyor. İşte başkasının da başına geliyormuş deyip rahatlar. Ya da işte mesela sine terapi diye bir şey vardır. Sinema ile terapi de uygulanır. Mesela işte babanızı kaybettiniz, çok fazla ağlayamadınız. İyi bir terapist size bazı filmler önerir. İşte bu filmleri belki terapistinizle beraber de izleyebilirsiniz. Sizin o yaşamadığınız, işte acınızı yaşayamadınız diyelim, onu yaşamanızı arzu ederler. Yani sanatın terapik yönünden faydalanırlar. Filmler de bunları sağlar. Evet. Ama tabii ki yani hani farkına, Kızılderilileri nereye yerleştiriyoruz diyor Kasabadan Esinti. Evet, Kızılderililer kötü tarafa. Bu arada öteki sempozyumu, öteki çalıştayı yapacağız Mayıs Haziran aylarında. Kızılderililer hep bir ötekidir. Evet, belki öteki. Buradan yorumlayabiliriz. Evet. İnşallah güzel bir kitap çalışması da yapacağız. Onu Doğan Hoca sonra duyurur. Evet. Onlar öteki tarafa yerleştiriliyorlar her zaman. Kızılderililer kötü tarafa yerleştiriliyor. Peki maalesef. Şöyle bir tersten soru sorsam. Kovboy dediğiniz aslında sığır çobanı, bildiğiniz çoban yani. Hı. Amerika'nın çobanı. Hocam, Kızılderililer açısından da kovboylar veya Amerika veya devlet öteki midir acaba? Efendim, Kızılderililer açısından bir daha sorar mısın? Öteki açısından bakıyorum bu kez. Evet. Yani Kızılderililer ötekiyle. Öteki açısından baktığımızda da kovboylar Amerikan devleti öteki konumunda mıdır? Tabii kovboylar da bazen öteki konumuna, yani dışına ittirilebilir. Yani öteki işte zamanla... Ötekinin ötekisi gibi bir şey oluyor. Olabilir, aynen öyle. İttirilebilir. Aynen. Songül Hocam bir katkısı var. Evet, sağ olsun Songül Hocama, teşekkür ederiz. Katarsizm yaşamasını sağlar diyor. Kesinlikle öyle. Evet. Hocam, şimdi az önce 4 bölümden bahsettik. Tabii aralarında benzerlik vardı 3 arasında ama ufak bir farklılıkla yine de 4 bölümden bahsedebiliyoruz. Bu bölümlerin aslında farklılaşması, yapının da farklılaştığını gösteriyor. Toplum farklılaşırsa sinemanın, bu filmlerin de yapısında bir değişiklik, bir farklılaşma var. O zaman şuna odaklanmak lazım aslında. Toplumda ne değişti de bu yapıya yansıdı? Doğru. Çok doğru. Zaten o işte maddi çıkarların, ekonomik çıkarların çok daha fazla yükseldiği için filmlere de bunlar yansıyorlar. Kesinlikle ekonomik temelli. Ben her zaman öğrencilerime söylüyorum ya, iyi film çekmek istiyorsanız sinemanın kodlarını, işte görsel, işitsel, yazılı kodlarını çok iyi bilin. Yine iyi film yapamazsınız. İyi film bilmek için iyi psikoloji bilmeniz lazım, iyi felsefe bilmeniz lazım, iyi sosyoloji bilmeniz lazım. Yani toplumu okumanız, bireyi okumanız, o karaktere o üç boyutluluğu vermeniz, yani her o kadar bakmanız gereken. O yüzden bir kompozitör gibi düşüneceksiniz yönetmeni. Bakın, bir filmin background'ına, jeneriğine baktığınız zaman en aşağı 150 kişi çalışıyor. Niye? Bunlar gerçekten boşuna çalışmıyorlar. Yani çok, 1,5 saatlik bir film için inanılmaz zamana, mekana, karaktere, çok ince ince her şeye zaman ve para harcanıyor. Ve toplumu okuyorsunuz işte o filmler aracılığıyla. Ki toplumun da zaten günden güne bireyselleştiği, evet, işte paranın, metanın çok daha fazla kutsandığı bir çağa doğru gidiyoruz. Zaten böyleydi ama bunun şiddeti artıyor. Vahşi kapitalizmin şiddeti artıyor. Bu da elbette yapıyı değiştiriyor. Yani hep, aslında bizim de gözümüz hep batıda yani. Ama aslında doğu da var. Ben hep bunu da söylüyorum yani. O kültüre de bakmak lazım. O kültürden de edineceğimiz. Şimdi tabii bu oryantalizm tür çalışmalarla mutlaka yapılıyor. Aslında Western filmleri oryantalist ideoloji de benimsel değil mi? Çünkü doğuyu farklı gösteriyor. Hep batıya doğru gidiyorlar ya, az önceki görselde. Zıttıyla işte, her şey birbirinin zıttıyla var olur dersen, ama oryantalist bakış açısı pek var diyemeyeceğim yani, ama. Yani neden doğuya gitmiyorlar? Ben bunu hemen düşünmüştüm, çünkü batı aydınlık, umut batı demek. O, evet, sınır var çünkü o sınır. O zaman doğu ne demek diye burada düşünmek gerekiyor. Zaten mesela Orta Doğu ülkeleri dediklerinde de aslında uluslararası ilişkiler hocaları diyorlar, kime göre Orta Doğu yani, bize göre değil, işte size göre. İşte hep işte batı bakış anlayışı bu. Evet. Yerleştirmeye çalıştıkları bu zaten. Yani Amerika'nın aslında batıya açılmasını, modernliğe açılmasını aslında Westernler unutulmaz bir tür olarak bizim ülkemizde de keza aynı şekilde çok sevilmişlerdir. İşte Kızılderili kıyımı, yabancı düşmanlığı mesela, eşkıyalık,
iç savaş. Bu milliyetçi ideolojisiyle aslında Western'in örtüşen bir tür olmuştur. Mesela posta arabaları, buharlı trenler. Evet. Bunlar da çok önemli göstergeleri Western filmlerinin. Yani yine de böyle neden çok aslında tutulmuş, çok dingin bir ortamda geçtiğini düşünülüyor. Ve o yüzden tamam bir kaos var, bir çatışma var ama yine o Batı'nın bir hani o gördüğün yalnız kovboy imgesi, işte o atmosfer, o çöl ortamları, yuvarlanarak giden o toz, şey top olmuş şekilde bitkiler, artık ne çeşit bitkilerse doğaya özgü. Aslında çok kendine özgü, klişe, güzel kodları olan bir tür. Ama tabii mesela ben artık mesela Western filmlerini izlemekten çok keyif alacağımı düşünmüyorum. Evet, çocukken çok seyrettik ama belki hani nostalji olsun diye. Çünkü yine aynı şeyleri izlemekten zevk alır mıyım bilmiyorum. O kadar da çok keyif alacağımı düşünmüyorum. Şimdi bu cowboy kültürünün verdiği veya işte Western filmleri, bunun için çizgi filmleri de dahil edebiliriz aslında. Red Kit'i. Red Kit'teki onu görselini alsaydım, üzüldüm şimdi unuttuğum için. Ama Red Kit'in şeyi vardı biliyorsun, sigarası vardı. Şu evet, o sağa sonra atıldı. Fragmanda hocam şey vardır. Şeyle değil. Çiftlere doğru durur. O sırada gölgesi Red Kit'ten bağımsız olarak silahına doğru hamle yaparken Red Kit bir an önce silahını çekip gölgesini vurur. Ve burada aslında onun çözümlemesine baktığımızda Red Kit'in cehaleti öldürdüğünü, cehaleti sona erdirdiği anlamı da çıkabilir. Çünkü karanlığı öldürüyor orada. Şey aydınlık, umut demiş ya. Ama ben Daltonlara çok sinir oluyorum. Yani sinir olurdum. Neden sence? Red Kit'in hep kovaladığı işte karşıdaki kötü karakterleri Daltonlar değil miydi? Avaral vardı. Küçük Joe vardı. Neden sinir olabilirim sence? Yani nasıl bir göstergesi vardı o dört karakteri düşünürsen? Saf olmaları mı? Hayır, uzunlar aptal, kısalar akıllı. Evet, bir de öyle de bir şey var, doğru. Mesela o Red Kit'in aslında en büyük koyduğu şeydi. Ben de uzun boylu biri olduğum için çok da sinir olurdum aslında uzunların hani aptal resmedilmesi. Genelde oradaki biliyorsun beyin takımı Küçük Joe'ydu. Kısa boylu olan, aynen öyle. Zıplak. Yapıya baktığımızda aslında hepsi de işi başarısızlıkla sonuçlandıran başarısız insanlardı. İşte sinema gibi bunlar formülasyon. Bu formüller yüzyıllardır aynı şekilde işliyor. Ve bu formülleri yine yüzyıllardır, yani yüzyıllardır demeyeyim de onlarca yıldır izliyoruz aslında. Hepimiz bu formülasyonları izliyoruz. Evet. Sadece neler değişiyor? Aslında star sistemi geliyor. Karakterler geliyor. İşte işte James Cameron'ın işte Kate Winslet'le şeyin filmini Titanic'i izlemeye gideyim. Halbuki hepimiz Titanic'te filmin batacağını hepimiz biliyoruz. Ama yine de niye gidiyoruz? Dünyanın o dönemdeki işte 2000 yılında en büyük bütçesine sahip ve en büyük yine geliri getiren bir filmi. Düşün, filmin sonunu hepimiz bilmemize rağmen gittik izledik. Niye izledik? Leonardo DiCaprio ile Kate Winslet'i görmek için izlediler aslında. Peki hocam, tam ben böyle bir soru hazırlamıştım ama siz o soruya gelince sorayım dedim. Biz birazdan yine prop konusuna değineceğim, onu unutmadım. Yapıyı ortaya koyunca aslında spoiler vermiş olmuyor muyuz? Filmin ne olacağı belli değil mi? Nasıl yani? Yapıyı ortaya koyunca mı? Biz mi? Western filmlerin, hayır. Yani Western filmlerin yapısı üzerine konuştuk. İşte dört dönemdir. Birinci dönem şu şekilde, dördüncü dönem yapısı şudur. Yapıyı ortaya koyunca aslında giriş gelişme sonuçta aşağı yukarı ne olacağını ortaya koyuyor. Veriyorsun ama yine de izlemek istiyorsun işte o filmi. Yani diyorum sana bak, Titanic'in batacağını biliyorduk ama yine de izledik. Yani Western filmlerinde ne olacağını biliyoruz. Evet, tabii İşte bir kahraman çatışacak. İyiler yani işte kahramanlar kazanmak zorunda. Yani kahramanlar ama yine de bazı mesela Hollywood filmlerinde tabii bu klasik anlatı yapısı. Hani onu karıştırmayalım. Aslında çağdaş postmodern anlatı yapıları, sinema yani art house dediğimiz sanat sinemasının anlatı yapıları çok farklı. Bu bizim öyle işte o dramatik eğrinin sürekli yükselerek gittiği klasik anlatı yapısıdır. Hani onları karıştırmayalım. Diğerinin anlatı yapısı da farklı, işleniş tarzı da farklı. Sonucu her zaman tabii ki doruk noktasından sonra işte hep iyi, pozitif olacağını biliyoruz. Ama son dönemlerde bakıyoruz ki bazen mesela suçlular ölmemeye başladılar, hapse düşmemeye başladılar, kaçıp Meksika'da yaşamaya başladılar.
Evet. Hep bir Meksika. Yani Meksika olayı vardı işte. Aslında bu Hollywood filmlerinde hani insanlar koltuğundan rahatsız kalkar diyorum ya. Bir zaman sonra iyi vallahi ya. Aldı parayı da Meksika'ya gitti. Orada da işte hayatını güzel. Şey olarak dokunabilir. Amerika'nın Meksika ile yaşadığı sorunlardan sonra Meksika'nın hep bulunduran bir yer için yan anlamında çok çeşitli. Hocam birkaç soru daha alabiliriz. Alalım alalım. Bak mesela şey 23, 24. slayta da gelebilirsin. Mesela orada kodlar mesela üstünde de konuşabiliriz ya da sormak istedikleri olabilir izleyicilerimizin. Tamam hocam. İlhan Genç hocamızın bir sorusu vardı. Texas ve Tom Mix çok meşhurdu biliyorsunuz. Çizgi kitapları. Tabii ki çekirdeği. Kovboy çekirdeği midir? Aynen öyle. Yani onlar zaten onlarla başlıyor önce biliyorsunuz. Çizgi romanlarla başlıyor. Aynen çekirdeği. Ondan sonra sinemada da inanılmaz bir tür olarak çok yükselişe geçiyor. Başka bir Hacer hocamız galiba bir soru sormuş. O Evet. Western günümüzdeki postmodern hali Avengers serisi olabilir mi? Buradaki kahramanların kendi içinde bölünmesi ve çatışması. Evet. Beşinci öykü oluşturabilir. Üstüne çalışabilirsiniz. Çok da Yani güzel olur. ben onu aslında söylemek istemiştim. Western filmleri tabii ki de o kültür varsa da tabii dünya değişti. Beşinci öykü tipi de doğmuştur. Kesinlikle üstüne geliştirilebilir. Çok güzel bir makaleyle başlayabilirsiniz hatta bu konuda. Wright'ı geliştirebilirsiniz. Belki Amerika'da bu konuda da yapılmış çalışmalar da olabilir. Onları da alanda incelemek lazım. Güzel bir hani tez konusuna doğru bile evrilebilir. Eda Çorbacıoğlu'nun bir sorusu var galiba. Son dönemlerde Evet. süper kahramanlar kovboyların yerini almaya başlamış olabilir mi? Tabii ki. Tabii ki. İşte Yani biliyor musun? kahramanı sever Hollywood sineması. Kahramansız olamaz mutlaka. Özel yetenekleri olacak o kahramanlarla. Yani ben hep şöyle söylüyorum. Aslında film anlatırken, film dilinde de öyle. Eni boyu ve derinliği olacak kahramanınızın. Ama öbür türlü mesela baktığınız zaman birçok karakter var. Oradaki karakterler iki boyutludur. Yani eni boyu vardır ama bir derinliği yoktur. Sizin kahramanınıza işte o ekleyeceğiniz sosyolojik, psikolojik ve hatta fiziksel özelliklerle bile o derinliği katmak zorundasınız. Artık bir kahramandan fazlası da olabiliyor tabii. Tek kahraman. Hocam ben sizin bahsettiğiniz slaytlara gelmeden evvel şu birinci dönemle ilgili bir benzerliğe değinmek istiyorum. Tabii. Evet. Sen de Şimdi hızlı konuştun. Doğru. Vladimir Prop'un bu geçtiğimiz haftalarda Kamil hocamızla beraber konuştuğumuz Rus biçimcilerinden bir görselimiz. 31 işlevden bahsediyordu Vladimir Prop. 1928'de yazdı işte Masalın Biçim Bilimi kitabında. Prop 100 masalı incelemişti. Ve ortaya dedi ki şunu koydu. 31 işlev vardır. Bunların bazıları her masalda olmayabilir. Ancak sırası değişmeden bu düzen korunur. Şimdi hemen böyle önceli arkalı slaytları değiştireceğim. Çünkü hemen bir arkasında bizim birinci dönem klasik olaylar dizisi olan Western filmleriyle ilgili birkaç benzerlik var. Bakın burada kahraman bir sosyal gruba girer diyoruz. Bana biraz tesadüflü veya çok bilinçli olmayan bir girişi andırıyor hocam bu madde. Fakat Prop'un biçiminde aileden bir evden uzaklaşır diye başlıyor. Evet. Yani burada farklı bir sanki girme ve çıkma karşıtlığı oluşabilir mi acaba? Bir diğeri Bak burada aile yani Prop'un söylediği aslında çekirdek bir aile yapısından bahsediyor. Toplumun en küçük biriminden. ama dikkat et, Wright'a bak. Orada yalnız yine kahraman. tabii. Evet, çok güzel. Ailesi, background'u, geçmişi yok. Çünkü önemli değil. Yani Olması da böyle gerekmiyor. oldu. Prop'un tespit ettiği Amerika şeyle belli yaşıyor. Bir tek ne zaman ailelerine koşarlar biliyor musun? Şey Thanksgiving dedikleri şükran günü. Yani bir tek ne zaman mesela onlar için hani iki elleri kanda olsa koşa koşa ailelerinin yanına gitmek isterler. Hayatta, yaşamda yani bir tek o zaman en fazla yaşadıkları. Onun dışında hep yalnızlar aslında. Yalnız yaşıyorlar.
O zaman hocam burada yalnızlık ve işte toplum Yani gibi. Amerika'nın hani tipi, prototipiyle aslında tabii şeyin Prop'un çıkardığı Rusya'daki işte ve daha geçmiş dönem biliyorsun 1920'ler şeyinki Wright'ınki daha sonra. Sanıyorum zaten Wright bence Prop'u gördükten sonra o da bunları fark etmeye başlıyor Western filmlerinde ve bu yapı birimlerini ortaya koyuyor. Ben bunu mesela bizim çoğu öğrencimiz bilmiyor gerçekten. Prop'u herkes biliyor ama Wright'tan çok haberdar değil. O yüzden aslında sana bu konuyu işleyelim dedim ben. Yani Prop işlendikten sonra hani anlattıktan sonra hocamız o yüzden hani böyle Wright'ı koyalım ki aslında böyle de bir yapı var diye. Ya da biz bunu belki Yeşilçam sinemasında uygulayabiliriz. Tabii O ki de. yapı birimlerini çıkarabiliriz. Yani bunlar çalışılmadı. Ben Türk sinemasını çalışıyorum. Açıkçası Türk sineması seviyorum. Onu söyleyeyim. Ama tabii eğitimimizde dünya sinema tarihi, dünya sineması, film dili biz bunları takip ediyoruz. Yönetmenleri takip ediyoruz ama hani kendi toplumumuzun yani kültürümüzün ya da Türk sinemasının daha çok çalışılması gerektiğine inanıyorum. Amerikan sineması zaten westernleri çalışıyorlar. Yani ben niye döneyim oraya onları çalışayım diye soruyorum her zaman kendime. Evet. O yüzden kendi ülkeme ve kendi sinemamızın bizlerin çalışmasına, yeni edebiyatımızın da keza öyle, sanatımızın da öyle çok daha ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Ben de size katılıyorum hocam bu anlamda. Hep bunu belirtiyorum, bir kez daha belirteyim. Yani bu topraklarda doğup büyüyüp yetiştiysem benim bu topraklara katacağım bir şey olmalı. O yüzden ben de Aynen sinema diyorum. öyle. Burada Kesinlikle. Amerika'da mesela gittim çok genç yaşta hiçbir zaman orada yaşamak istemedim. Yani ki ailemin yarısı orada, kardeşlerim. Ben her zaman bu ülkeye hizmet etmeyi çok kutsal biliyorum. Yani çok da seviyorum, çok da severek yapıyorum. Burada olmayı, buraya değer katmayı çok önemsiyorum. Ama eğitim için evet bir dönem gidilebilir. Yani orada bir 3 ay tabii. UPenn'de, University of Pennsylvania, Amerika'nın 1 numarasıdır İletişim Fakültesi Annenberg. Orada 3 ay olmayı bile çok önemsiyorum. Ya da bir eğitim için gidilip yüksek doktora, postdoc vesaire yapıp gelmeyi bu ülkeye çok daha katkıda bulunacağımıza inanıyorum yani. Hocam zaten bu yüzden Türk Göstergemi'nin .com'u kurduk hep beraber. İşte bu yüzden Türkiye Göstergemi çevresi var. Ve ismimizde de Türkiye'yi, işte Türk'ü taşımak istedik. Neden? Ya biz bunu farklı algılamamak lazım. Biz gerçekten de bu ülkeye borcumuz var. Biz bu ülkeye Bizim herkes başka dostumuz da yok zaten yani. zaten herkes hocam bu ülkeye bir şekilde katkı sunabilir, zarar da verebilir. Biz akademik çalışmalarımızla, kişiliğimizle, davranışlarımızla bu ülkeye elimizden geldiğince yarar sunmak istiyoruz. Ancak belki de günün birinde böylece borcumuzu ödemiş olur muyuz bilemiyorum. Ama bizim bakış açımız bu şekilde. Şimdi Evet. hocam buraya gelecek olursam sizin söylemenizle ben bunun hemen notunu aldım. Bu konuda lütfen değerli hocalarımız ilgi duyarlarsa beraber de çalışabiliriz. Türkiye Göstergemi çevresiyle de olabilir. Yapı savcılık ne yazık ki kimilerince çok fazla dikkate alınmıyor hala daha. Kendisini nice kere ispatlamasına rağmen. Bakın birinci maddede kahraman bir sosyal gruba girer diyor. Burada kahramanın yalnızlıktan bir topluma girişini keşfediyoruz. Ama Prop'ta birinci madde bir topluluk halindeyken yalnızlığa gittiğini görüyoruz. Evet. Bunun, tabii biz sadece burada bazı şeylere dikkat çekelim ama bunun ne demek olduğunu inanın hep beraber düşünmemiz gerekiyor. Belki çok daha başka tespitlerde bulunabileceğiz. Beşinci madde toplum kahramanı tam olarak kabul etmez. Bunu dikkat edelim. Şimdi bir geri geleceğim. Kahraman bir yasakla karşılaşır. Şimdi Evet. hocam dikkat edin. Engel ve yasak. Aslında yasak da bir engel olabilir. Tabii. Her zaman kahramanın bir yasak veya engelle karşılaşması söz konusu. Bunu dikkat çekmek için not almıştım. Doğru, Sonrasında 12. madde hocam. Kahraman kötülerle dövüşür. Bu Wright'ın sunduğu işlevlerle. 12.'si. Prop'ta 16. madde. Kahraman ve saldırgan bir çatışmada karşı karşıya getirilir. Yani o çatışma mutlaka olacak. İşte Fakat nasıl? o belirlediği hazırlık vesaire gibi vardı ya işlev birimleri 16. madde hangisine denk geliyor bilmiyorum ama şimdi hatırlayamıyorum tabii. Buradan mı hocam?
Yok yok hayır. Prop'un kendi orijinal şeyinde vardı o kategorizasyon da şimdi Hı. sende yok, burada yok. Bu prop'un hocam şeyi, orijinali. Buradan belki bulabiliriz. Bir dakika. Evet. Hemen iki maddem daha var. Sonrasında burayı bitireceğim. Tamam. Şey, Wright 13. maddede şunu söylüyor. Kahraman kötüleri yener. Bunu Prop'ta 18. maddeyle ilişkilendirebiliriz. Saldırgan yenik düşer. Yani hep bir çatışma var ve kahraman üstün gelen taraf oluyor. Bu masalda da bu şekilde, Western filmlerinde de bu şekilde. Ve son olarak bu biraz uzak bir ilişki olabilir. 14. madde Wright'ta toplum güvendedir. Çünkü kahraman kötüyü yenmiştir. Prop'ta ise 19. madde başlangıçta kötülük giderilmiştir ya da eksiksiz karşılanmıştır. Bu da demektir ki yani toplum güvenilir. Şey maddeleri var. Mesela Prop'ta ilk 7 madde hazırlık preparation diye geçiyor. Sonra biliyorsun 10. maddeye kadar karışıklık, komplikasyon Hı yani bu hı. kendi içinde de bölümlendiriyor. Sonra 11'den 15'e kadar gidiş transference bölümü var Prop'ta aslında. Evet. Sonra bu 16. madde dövüş, Evet. struggle dediğimiz Hı. bölüm. Sonra dönüş var. Sonra tekrar tanınma, recognition bölümü. Onlardan bahsediyordum işte. Bu Evet. 30 işleri de kendi içinde bu şekilde 6 bölüme dağıtıyor. Prop bunları. Onun ekranını görebiliyoruz. Hep bir çatışma var ve kahraman kazanan taraf oluyor. Bu 1928'de incelenen çalışmada da böyle. 75'te Six Guns and Society yani Altı Patlar ve Toplum çalışmasında da böyle. Aynen. Şimdi Songül Hocam'ın bir sorusu var galiba. Kovboyun değer nesnesi içinde yaşamasına izin verilmeyeceğini bilmesine rağmen neden kasaba halkını kurtarmaktadır? Çünkü sevdiği kız var. Öğretmen. Kasabadaki öğretmen. Aslında tabii o hani bildiğimiz prenses ve babası gibi. Aynen Songül Hocam. Bir nevi onun içinde değil ödüllendirme. Evet, yaptırım aşamasında başarılı kahramanın ödüllendirilmesi. Evet, Toplum doğru. kabul ediyor zaten, içine alınıyor. Almıyorsa da eğer zaten toplum dışında yalnız bir şekilde yaşamaya başlıyor sevdiği kadınla birlikte. Burada hocam şey ilginç. Kahraman özel statüsünü kaybeder ya da kendi bu durumdan vazgeçer. Aslında o üstünlüğü veya farklılaşmayı da reddeden bir tavırda. Öyle değil mi? Evet. Ama mutlaka bir yeterlilik süreci yaşaması gerekiyor. Yani o eğitimi alması gerekiyor. İşte çabuk ve iyi silah, iyi atabilmesi, iki elinin hızlı kullanabilmesi gibi bir yeterliliğinin, bir farklılığının, kahramanın mutlaka toplumdaki diğer sıradan bireylerden farklı olması gerekiyor. Ve kötüleri de mutlaka yenmesi gerekiyor. İdil Çiçek'in bir sorusu var galiba. Hocam kötü karakterler kahramanlardan çok sevilebiliyor yeni dönem filmlerde. Evet, aynen öyle. Joker. Joker kesinlikle öyle. Ama Joker biraz hasta bir ruhta maalesef. Yani onunla ilgili hani o ayrı bir konu olarak işlenebilir. Onu söyleyebilirim. Ben de Hocam. aslında Joker'in birçok şeyini çok beğenmiştim yani film olarak da. Aynen. Dönem Bu filmlerindeki farklılıklar bu, evet. çalışma gerçekten de en azından ben konsantre olabildiğim şekilde çünkü bir de yayıncılık yaptık. inanılmaz bir bakış açısı kazandırdı. Şöyle gerçekten de kurgu sadece yazınsallıkla sınırlı değil. Evet. Üretim sadece yazınsallıkla sınırlı değil. Bir de bunun görselliği var. Ve biz burada da yapıyı arayabiliriz, göstergeleri yorumlayabiliriz. Bu konuda hocam Mesela işte iyiler hep beyaz giyiyorlardı kovboy filmlerinde. Kötüler siyah şapkalı. karşıtlardan devam edebiliriz. Ama sonra aslında onlar yani bence yavaş yavaş tamamlayabiliriz. Sonra artık onlar da dönemler değiştikçe aslında bu tür kodlarda da değişmeler söz konusu oldu. Çünkü insanlar bir süre sonra biliyorsun izleyenler ona alışıyor. İşte kötüler hep siyah diyecek ya da işte ne bileyim hani dedektif filmlerinde de vardır ya uzun pardösülü, işte siyah Evet. gözlüklü ya da işte Amerikan polislerinin tipik böyle kıyafet kodları. İzleyici buna tabii bir süre sonra alışınca bu kodları değiştirmeye başlıyorlar, şaşırtmaya başlıyorlar. Onun şey de yapıyorlar hocam. Ben hızlı öfkeyi çok severim. Hızlı öfkeyle mesela onunla ironik bir şekilde aslında dalga geçerler.
Mesela uçak sahnesinde güneş gözlüklü gazete okuyor gibi. Sen dersin sen işte dedektifsin veya işte FBI'de çalışıyorsun. Nereden bilir? Onun yapısını hemen seviyor. Bu saatte güneş gözlüğü takmak, gazete okumak, bunlar senin göstergenin şeklinde. Evet evet işte onlarla oynamaya başlıyorlar. Çünkü seyirci aslında eğitimleniyor. Ben hep onu söylüyorum. Bazen mesela filmlerinizi önce annenize, işte aileden birine seyrettirin diyorum. Onlar anlamadıysa kimse anlamaz. Yani çünkü onlar sıradan bir göz de olsa aslında onlar sürekli film dizi seyrettikleri için o göz biraz eğitimleniyor. Biliyorlar. O kodları okumaya başlıyorlar. Bir puzzle gibi aslında sinema ve film ve o puzzle'da işte o şaşırtmacalar var, farklı teknikler var. Mesela bazen kamera size gösterir, köşeyi döneceğinizde işte kafasını bir şeyle indirip orada soyulacaktır mesela. Orada bir hırsızın beklediğini kamera size önceden gösterebilir ya da göstermeyebilir. Birden seyirciyle birlikte karakter de o anda öğrenebilir. Bunlar teknikler. Bu teknik ve taktikler mutlaka sinemanın işte bu güzel yapısını ortaya koyan, oluşturan etmenler. Ama bir puzzle gibi film kafanızda olması lazım. Görsel düşünmeniz lazım. O görüntü, işitsel ve yazılı kodları doğru kullanmanız lazım. Ben hep şey diyorum yani söyleme, anlatma, yani göster. Göstermek çok önemli. Söze dayanma, işte yazıya dayanma. Mesela işte bazı şeyler anlaşılmıyor. İşte buraya yazıyla altyazı koyayım hocam diyor. Olmaz. Yani en büyük özelliği filmin görsel olması. Bir Hindistan'daki bir kişi de izlediğinde, Çin'deki bir kişi de izlediğinde genel geçer anlaması lazım. Ama bazı spesifik kültürel kodlar var ki gerçekten onları biz de okuyamayabiliyoruz. O kültürü bilmek gerekiyor, o kültürde yaşamak gerekiyor. Hocam Yeşilçam filmleri üzerine ki gerçekten de biz Western filmleri gibi ne zaman çıksa ne olacağını sahneyi bile ezberlemiş olmamıza rağmen hala izliyoruz. İlerleyen zamanlarda eğer uygun görürseniz Yeşilçam filmlerinin yapısı üzerinde de. Yani geçmişi sevme. O geçmişi mesela ben niye izliyorum? Ben eski İstanbul'u görmek için, eski İzmir'i görmek için, eski kentleri görmek için izliyorum aslında. Yani çünkü ben 30 sene önceki İzmir'i biliyorum. Ve bugün değişen silüeti beni çok üzüyor. O yüzden de onları görmek için aslında. Çünkü filmlerde zaman var biliyorsun. Mekan var, karakterler var. Yani bizim olmazsa olmaz anlatı yapısında mekanlar çok değerlidir. Yani filmde özellikle mekan seçimi belirlenmesi en önemli noktalardan biridir. Öyle hiçbir şey filmde rastgele seçilmez. Üstüne giydiği kıyafetten tutun da. Masada duran objenin rengine kadar işte ne bileyim bir filmin sonunda bir top çocuğun önünde bir top yuvarlanıyor. Mesela mavi bir top. Neden kırmızı değil diyeceksiniz. Neden sarı değil diye soracaksınız. Neden mavi kan? Mavi rengini temsil ediyor. Erinliği temsil mi acaba? Hayır efendim. Umudu temsil ediyor. İşte renklerin kodunu dilini bileceksin. Kırmızı neyi temsil ediyor? Tehlike mesela. İşte, yani sarı hastalık aslında. Sarı vücudumuzda nerede var? İrin. İltihaplandığında sarı renkte oluyor aslında. Ama güneşin de rengi yani sarı. İşte sıcak renkler, soğuk renkler. Bunun gibi yani orada masada durduğunuz bir objeden tutun da gördüğünüz işte önünde akan o topun renginden tutun da işte filmin siyah beyaz olmasından, sesin kullanılmamasından hepsi bir anlam, bir gösterge olarak, bir kod olarak önümüze geliyorlar. Sen az önce mesela Sancho Pancho dedin, şeyi söyledin değil mi o? Sancho Pancho diyorum. O western kovboyları gördüğün zaman şeyi anımsadım. Don Quixote. Anımsadım dedin. Aslında işte Don Quixote okumayan biri onu bilmez yani. Tabii tözü geliştirmek gerekiyor ki sürekli o bağlantıyı kurabilelim. Hocam Songül Hocam'ın bir katkısı vardı. Onu dile getirmek istiyorum. Yayının başlangıcında Tahsin Yücel konusuyla ilgili. Biz de iki ayrı AFS yani Fransız Göstergen Derneği kolokyumunda bu vurguyu yaptık. Songül Hocam'ın da bu konuda görüntülü çalışmaları var. Siz de zaten bunu izlemiştiniz hocam bildiğim kadarıyla. Yani evet. Songül Hocam şunu sormuştu. Ünlü gösterge bilimcileri. Yani niçin Tahsin Yücel biraz gölgede kalıyor? Yani Yücel dediğimizde şöyle bir cevap alıyor. Ne yazık ki işte soran kişiler. Gray Mason'a yapısal alınan bilimde atıfta bulunmuştu. Yani Yücel daha öte bir insan olmalı. Sadece atıf yapılan insan olmamalı. Songül Hocam da bu konuda neler düşündüğünü çok iyi biliyorum. Umarım elimizden geldiği kadarıyla
kişileri tarihteki doğru yerlerine oturtmaya çalışacağız. Olacak da yani işte mutlaka yani ben hep şey diyorum yani doğru bir tane aslında cahiller onu çoğaltıyor. Evet. Doğru mutlaka er ya da geç doğru yerine yurduna şeyine oturuyor mutlaka. Evet. Hocam yeni yayınımızı seslendirelim. Haftaya cumartesi 6 Mart günü artık göstergenin tarihinden biraz daha geleceğe yönelik yayınlar da yapmak istiyoruz. Yapay zeka ve gösterge bilim. Doğan hocam buradaysa kendisine sevgiler. Bayağıca yoruyoruz kendisini ama çok güzel bir canlı yayındaydı maalesef. Evet, bir çakışma da meydana geldi. Çok haftaya üzgünüm. Yine Türkiye Gösterge Bilim Çevresi'nin YouTube kanalında bu kez yapay zeka ve gösterge bilim. Ben de merakla bekliyorum. Hocam var, yayını bitirmeden eklemek istedikleriniz var mı acaba? Yok, teşekkür ederim. Yani umarım güzel, keyifli, hani bir dikkat çekmişizdir Will Wright'ın Western'lerin. Bir yapısalcı çözümlemeye dikkat çekmek istedim aslında. Evet. En büyük amacım buydu. Onun dışında hani ben bir Western uzmanı ya da o türle ilişkin çalışmıyorum ama gösterge bilim, sinema, film dili benim her zaman uzmanlık alanım. Her zaman keyif alıyorum. Ve hani filmin gerçekten aslında bilinerek izlendiğinde size de çok daha büyük haz vereceğini söylemek isterim. Yavaş yavaş çünkü o göstergeleri, o kodları okumaya başladığınız zaman çok daha keyifli, çok daha haz duyacağınıza eminim. Teşekkür ediyorum Kaan. Hocam ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayındı. Çok şey öğrendim kendi adıma ve en önemlisi ufkum genişledi. Yani sadece yazınsallıkla sınırlandırmamak lazım bu çalışmaları. Aslında edebiyat ilişkisi üzerine çok güzel çalışmalar, tezler yapılsa mutlaka çok güzel ilerleme olacaktır diye düşünüyorum. Hem sinema adına hem edebiyat adına. İlgi çekici ve ilgi uyandırıcı bir yayın oldu. Yeni fikirler bence bugün doğdu. Hocam izleyicilerimiz adına ben buradan çünkü mesajları bir taraftan görüyorum. Çok teşekkür ederiz hepsine. Size zaten burası sizin eviniz ama yeniden ekranlarımıza, kanalımıza Yeşilçam konusuyla belki bize çok tanıdık gelen bir konuyla yeniden görmek isteyelim. Filmle ilgili yapabiliriz. Ben ikinci yayınımı yaptım zannediyordum ama sonra başka bir yayına katılmışım. Siz ilk defa buradaydınız. Ben filmi etmeyeyim diye düşünüyordum ama o yaptığımız yayın da güzel olmuştu. Gösterge bölümüyle ilgili, belki sinema ile ilgili onun üzerine çalışabiliriz yine. Sizi her zaman bekliyoruz hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Hoşçakalın.